Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Medya Manas Radyo Televizyonu'nun kıymetli dinleyen izleyiciler. Ben Yücel Öksüz. Sizlere Kırgızistan'ımızın Bişkek şehrinden, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Medya Manas Radyo Televizyon stüdyolarından sesleniyorum. Programımıza başlamadan önce hepinizi saygı, sevgi ve Muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli dinleyenler, her Perşembe Perşembe saat 14.00'da Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri adlı programımızın bu haftaki bölümünü, bu haftaki kısmını icra ediyoruz. Geçen hafta yalnızlık üzerine konuşmuştuk. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı tekrar teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum sizlere. Bu haftamızın konusu yine yalnızlıkla belki de ilişkilendirilebilecek onun bir nevi devamı gibi kabul edilebilecek arkadaşlık ilişkileri üzerine kuru, konuşacağız, oluşturdum. Arkadaş edinme, çocukluktan itibaren arkadaş çevresini genişletebilmek için neler yapabiliriz? Anne babalar, yetişkin insanlar, büyükler olarak bizlere düşen görevler neler? Çeşitli yaş dönemlerine göre, yetişkinlik de dahil olmak üzere Arkadaşlık ilişkilerinin insan hayatındaki önemi nedir? Neden arkadaşlık ilişkileri kurmakta zorlanırız? Nasıl geliştirebiliriz? Bugün bunlarla ilgili sizlerle konuşmak, sohbet etmek istiyorum. Arkadaşlık ilişkileri gerçekten de çok önemli. İnsanın kendini yalnız hissetmemesi için, kendini değerli, önemli bir varlık olarak algılaması için çok önemli bir değer arkadaşlık ilişkileri. O yüzden de çeşitli şiirlere, şarkılara konu olmuş. Çok duygusal sözlerin, mısraların arasında geçmiş bir nitelik, bir özellik diyebileceğimiz çok önemli bir değer bizim için. Yolun açık olsun demek isterdim, boğazım düğümlü, sözlerim kayıp. Bir daha ömrümce kimseyi sevmem, çünkü bu bedende yüreğim kayıp diyor şair. Böyle dostluklardan mahrum kalmanın olumsuzlukları dile getiren şiirler olduğu gibi şarkılar haline gelmiş, türküler haline gelmiş, bestelenmiş sıraların da olduğunu görüyoruz. Mesela Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Dost Bildiklerim şarkısını çok severim ben. Nerede o sözlere kandığım günler? Her gülen yüzü dost sandığım günler. Acıdan kahrolup yandığım günler. Ta canıma yetti dost bildiklerim diyor şair. Meydana çıkalı asıl çehreler aydınlanmaz oldu artık geceler. Yalanlar tükendi, indi maskeler, birer birer bitti dost bildiklerim. Arkadaşlık ilişkilerinin sıkıntılı zamanda terk etmeyen, sıkıntılı zamanlarında bile insanların zor zamanlarında bile bir güç, bir destek olarak hissedilen o sıcaklığıyla insanı rahatlatmasını sağlayan bir özelliğe sahip olduğunu görüyoruz bu mısralar arasında. Her insan yaşamını sürdürmek, geliştirmek için başka insanlara ihtiyaç duyar. Bu insanın fiziksel, psikolojik özelliği olduğu kadar sosyal özelliği olduğunu da gösteriyor. Bu ihtiyaçları karşılamak için arkadaşlık ilişkilerinin, sosyal alandaki en önemli etkileşim e, alanı olduğunu görüyoruz. Arkadaş edinme ve bu arkadaşlığı sürdürebilme becerileri insanın sadece sosyal gelişim açısından değil, aynı zamanda psikolojik sağlığını koruyabilmesi açısından da çok önemli. Arkadaşlık aidiyet duygusunun gelişmesini sağlıyor. Kabul görme duygusunu sağlıyor. Dolayısıyla insanın öz değerinin gelişmesini, kendini daha değerli hissetmesini sağlıyor. Benlik algısını, özgüvenin gelişmesine katkı sağlıyor. Arkadaşlık, onay alma, kabul görme ihtiyaçlarının karşılanmasıdır bir yerde. Kendi becerilerinin sınırlarını tanıması, kendine hedef koyması, cinsiyet rollerinin oturması gibi çocuğumuzun gizli ve açık ihtiyaçlarının gidermesi açısından da çok önemli. Ayrıca ileriki yaşlarda da doyumlu bir hayat için gerekli temel becerilerin kazanımında arkadaşlığın çok önemli bir etken olduğunu görüyoruz. Arkadaşlık, duygusal bağlar içeren paylaşım, iletişim, etkileşim gibi eğlence gibi unsurlarla zenginleşen bir ilişki ağıdır. Arkadaşlık, yardım ve destek almasını sağlar insanın değerlilik duygusunu artırır kişiliği destekler başkalarına yardım etme fırsatı sağlar aynı zamanda dostluk iki yürek arasında akan bir nehir gibidir gittiği yeri de temizler geldiği yeri de diyor şair arkadaşlık kurma ve bu arkadaşlık ilişkilerini sağlıklı biçimde sürdürme becerisi öğrenilerek kazanılabilen bir beceridir bir ailede ilişkiler ne kadar mükemmel işlerse işlesin, çocuğa arkadaş grubunun vereceği doyumu sağlayamaz. Şüphesiz ailenin çok önemli katkısı var. Bunu inkar ettiğimiz anlamında değil ama arkadaşlık ilişkilerinin boşluğunun doldurulamayacağını da buradan ifade etmek istiyorum. Çocuğun bu ilişkilerde gördükleri, öğrendikleri mutlaka aile içerisindeki yaşadıkları bunlar arkadaş ilişkilerini kurmada da çok önemli bir etken olarak ona yansıyacaktır, destekleyecektir veya bir engel faktör gibi algılanacaktır. Arkadaşlık ilk çocukluk döneminden başlayıp gelişen bir ilişkidir. İlkokul yıllarında arkadaş edinemeyen bir gencin daha sonraki dönemlerde birden arkadaş topluluğu içerisine katılması, sıkı, güçlü arkadaşlıklar kurmasını beklemek doğru değildir. İşte gencin olumlu arkadaş ilişkisi kurmadan topluma açılmasını da bekleyemeyiz. Bu bakımdan arkadaşlık ilişkileri toplumsal ilişkilere bir nevi öncülük eder. Arkadaşlarca aranmak, beğenilmek, benimsenmek benlik saygısının en önemli bir koşul olarak karşımıza çıkıyor. İşte birey bu ilişkilerde giderek zekasıyla Efendim çeşitli yetenekleriyle spor olsun sanat olsun kendisini ispatlar. Yardımlaşarak, paylaşarak, duygusal alışverişlere girerek dostluk bağları kurar. Kendi kişiliğini sınar, geliştirir. Çünkü arkadaş grubu gence kişiliğini yansıtan bir ayna görevi üstlenir. Kendisini tanır ve aynı zamanda tanıtır. Bir arkadaş grubuna giren genç artık hem bir birey hem bir topluluğun bir üyesi, bir parçasıdır. Kıça, kısacası birey için erişkin dünyasına bir adım atmadır arkadaşlık. Ruh sağlığının önemli ölçütlerden biri olarak görüyoruz arkadaşlığı ilişkisini. Ailesine aşırı bağımlı, güvensiz bir çocuğun okul başarısının da çok iyi olduğunu beklemek çok hayalci bir yaklaşım olur diye düşünüyorum. Çocuğun karşı cinsli olan bireyin yetişkinlik dönemindeki karşı cinsli olan ilişkilerinin arkadaşlık ilişkilerinin gelişebilmesi açısından da önce daha küçük yaşlarda yaşıtlarıyla sağlıklı kurabileceği arkadaşlık ilişkisine bağlıdır. Bu nedenle evinden fazla ayrılmak istemeyen, pek dışarıya çıkmayan birisi, bir yetişkin düşünün, gençlik zamanlarında bunu yaşamışsa, çıkmak zorunda kaldığında bocalar ve uyumsuzluk belirtisi gösterir. Kendine göre kötü arkadaşları olmuyor işte, ne güzel, dersinden de başka bir şey yapmıyor. Bunu çok böyle güzel bir özellik gibi, bir memnuniyet belirtisi olarak söyleyen ailelere rastlıyoruz maalesef. Ama bu sağlıklı bir arkadaş ilişkisi geliştirmeyen bir gencin diğer akran gruplarıyla kaynaşmasını sağlamasında bekleyemeyiz. Sosyal ortamlarda bocalayacak, bir takım uyumsuz davranışların içerisine girecektir. İş yaşamından evlilik yaşamına kadar tüm ilişkileri olumsuz etkilenebilir. Bakın okul başarısıyla ilgili bu beklentilerimiz yalnız kalmasının, evde çok vakit geçirmesinin, onun akademik başarısını artıracağı düşüncesi esasında bir hayatın geneline yönelik başarısı açısından bakıldığında bir dezavantaja dönüşebilir. Ben değiştiğimde değişen ya da ben kafa salladığımda kafasını sallayan bir arkadaşa ihtiyacım yok. Gölgem de o kadarını becerebilir diyor bir düşünür. Sevdiklerim saçımın telleri gibidir. Kimi hissettirmiyor gidişini, kimi acı veriyor koparken benden, kalanlarıysa başımda taşıyorum her daim diyor bir başkası da. Çocuğunuz arkadaşsız kalmışsa ve bundan dolayı da acı çekiyorsa Olabildiğince çabuk müdahalede bulunup destek olmak doğru olan bir yaklaşımdır. Panik yapmadan tabii ki. Kendini akranlarına kabul ettirmek çocuklar için en iyi, en güçlü doyum sağlayıcı bir yaşantı halidir. Tersine akranlar tarafından reddedilmek veya dikkate alınmamak çocuğun benlik değerini, güven duygusunu zedeleyen önemli bir darbe olarak söylenebilir. Kıymetli dinleyenler, çocuğa bu yalnızlığın üstesinden gelebilmesi konusunda yardım etmek gerekir şüphesiz. Peki ne yapabiliriz derseniz, ilk adım olarak sizin ve çocuğun bu problemin var olduğunu kabul etmesi gerekir. Yardım ederken gerçekçi seviyede beklentiler oluşturmak, çabalarını ve küçük gelişimlerini destekleyerek ...işe başlamak lazım. İkinci adım olarak... ...çocukla konuşmak... ...için böyle bir sakin bir ortam bulup... Kendisini, ...kendisini endişelendiren... ...sıkıntıya sokan herhangi bir konuyu dile getirmesine... ...fırsat tanıyabilecek... ...konuşmaya, içini açmaya davet edecek... ...cümlelerle sohbete başlamak gerekir. Bu durumlarda bir takviye olarak derslerini azaltmak pahasına da olsa spora ve arkadaşlığa yönelmesi için teşvik etmek doğru bir karar, doğru bir yaklaşım tarzı olur. İnsanlar emin mi senin elinden? Kim ne derse desin korkma arkadaş. Kötü sözler çıkmıyorsa dilinden, dost doğru yoldasın yürü arkadaş diyor bir başka şairde. Küçük çocuklar olayları başkalarının gözüyle görebilmek için gerekli olan empati yeteneğine sahip değildir. Ergenliğin ilk döneminde bu sosyal ilişki örüntüsü gittikçe değişir. Gencin duygusal bağlar geliştirebilme, sadık olabilme, dürüstçe iletişim kurabilme, yakın ilişkiler kurma sevmeyi öğrenme, ilişkin kapasitesi artmıştır artık. Bu nitelikler ve başka insanların bakış e, açısını anlayabilme yeteneği arkadaşlığın ve daha sonra da gelişebilecek sevgi ilişkilerinin temelini oluşturur. Akranları tarafından daha az popüler olarak değerlendiren ergenler ise saldırgan, oldukça utangaç davranışlar, uygunsuz davranışlar sergiler. Akran grubunun o kendi aralarında oluşturdukları normlara uymayan, yetersiz iletişim becerileri ortaya koymaya başlar. Çok az arkadaşlığa sahip, arkadaşa sahip, iletişim becerileri yetersiz olan bu gençler çoğunlukla yalnız ve mutsuzdur. Arkadaşlık ilişkilerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesine yönelik problemlerle ilgili birçok davranış bilişsel davranışçı teknikler psikolojik danışmanların kullandığı sosyal beceri eğitimi çok olumlu sonuçlar verdiğini biliyoruz. Gerekirse bu konuda profesyonel bir destek almakta çok akılcı olur diye düşünüyorum. Efendim arkadaş ilişkilerini zedeleyen arkadaş ilişkilerini kurmakta Kişiyi zorlayan hangi tutumlar, hangi davranışlar etkili olur? Şöyle bir değerlendirecek olursak, mesela zayıf göz teması kurman, kurmak, efendim, e, düşük düzeyde diyaloglara katılmak, içine kapanmak, utangaçlık gibi veya herhangi bir zorbalığa boyun eğme, okul efendim etkinliklerine, kulüplerine, takımlarına, okuldaki diğer organizasyonlara katılımların yetersizliği gibi pasif davranışlar. Bunlar arkadaş ilişkilerinin geliştirilmesinde olumsuz dezavantajlı durumlar olarak görüyoruz. Yine iletişim eksikliği karşımızdaki kişinin farklı değerlere uygunsuz davranışlara sahip olduğunu öğrenmek, yalancılık, işte zamandan veya mesafeden dolayı oluşan bazı problemler, olumsuz davranışlar, duygular, incinmiş kızgın canı sıkılmış olma Sen dilini kullanan böyle suçlayıcı ifadeleri daha çok e, kullanan tercih eden bir alışkanlıkların olması Sonuçta olumsuz duygulara sahip olma arkadaş ilişkilerini engelleyen tutumlar olarak davranışlar olarak görüyoruz yapılan araştırmalarda ortalama olarak bir okul çağında çocuğun yaklaşık beş yakın arkadaşının olduğu söylenebiliyor ancak çocuğun tercihleri ve ihtiyaçları tabii ki seneden seneye hatta olaydan olaya değişebiliyor. Çoğu durumda bir çocuk arkadaşların sayısını sınırlandırmaya karar verdiğinde üzgün ve okul arkadaşları tarafından dışlanmış gözükmedikçe bunda kaygılanmaya gerek de yoktur. Arkadaşlık veya evlilikte ilişkiyi bir arada tutan bağ iletişimdir diyor Oscar Wilde. Çocuğunuzun Davranışları üzerinde zararlı bir etkisi olduğunu düşündüğünüzden veya çocuğun ailesini pek sevmediğinizden hoşlanmadığınız bir çocukla arkadaşlık etmeye başladığını öğrenebilirsiniz. Bu da işin ayrı bir cephesi. Böyle durumlarda ne olabilir? Nasıl bir davranış sergilemek gerekir? Bununla da ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Bu konuda çok çabuk tepki göstererek gereksiz yere gerginlik yaratmanın doğru olmadığını kabul etmemiz lazım. Ne yapacağınıza karar verirken acele etmeyin her şeyden önce. Bir panik hali yaşamayın. Çocuğun sınıftaki başka bir çocukla oyun oynamasını kesinlikle yasaklanırsa tam tersi bir sonuç doğurabileceğini unutmayın. Çünkü çocuğunuzu bu arkadaşlıktan vazgeçirmeye çalışırken e, onun kararına, onun tercihlerine karşı çıktığınızı unutmayın. daha yararlı olabilecek bir yaklaşım başka bir arkadaşlık kurmaya özendirmek. E ama sonuç olarak e yine de kiminle arkadaşlık edeceğine çocuğun karar vermesini sağlamak, gencin karar vermesini sağlamak daha doğru bir yaklaşım. Aslında farkındayım hayatımdaki sahte varlıkları. İstesem bir anda temizlenmesini de bilirim. Ama bunca sahteliğin benim samimiyetime ihtiyacı var diyorum Mevlana. Mevlana olmasalar da özellikle ergenlik döneminde Mevlana gibi düşünen, insanlara iyilik yapmaktan, sosyal duyarlılık göstermekten hoşlanan bir sürü evlatlar, <laughs> evladımız vardır, çocuklarımız, gençlerimiz vardır. Açık iletişim sürdürerek akranlarıyla yaşadığı sosyal problemleri küçümsemeden, empati ve sorumluluk arasında bir denge kurup gözlemleyip yeteneklerini saptayarak sosyal faaliyetlere dikkatin çekip yönlendirmek gerekirse bir uz uzmandan yardım almak daha doğru bir tercih daha doğru bir karar olsa gerek. Dostluk dediğin güzel bir kitap hava gibi su gibi ekmek gibi vazgeçilmez bir tad sonuna kadar dayanmak şart. Dostluk dediğin eşsiz bir kitap sevmediğin sayfaları varsa. ...sayfayı kökünden yırtmak şart mı diyor bir başka şair. Çocuğumuzun arkadaşlarıyla beraber oldukları ortamlarında... ...acaba e, hangi sosyal becerilerden mahrum... ...ya da nelere dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyorsak... ...ona ilişkinde birkaç e, mesaj vermek istiyorum. Dikkatimizi acaba konuşmayı başlatma ve sürdürme konusunda nasıl davranıyor? Gruba katılıyor mu? paylaşımda bulunabiliyor mu? İşbirliği yapabiliyor mu? Çatışma durumlarıyla başa çıkabiliyor mu? Uzlaşmayı becerebiliyor mu? Göz kontağı, beden duruşu, ses tonu, yüz ifadesi, fiziksel mesafe gibi sözsüz iletişim becerilerini ne kadar kullanabiliyor, nasıl kullanabiliyor? Bunlara bakmak gerekir. Diğer yandan bir gruba katılım göstermek, hayır diyebilmek, alay edilme ile baş edebilmek, öfke gibi duygularını kontrol edebilmek, ifade edebilmek, konuşmayı başlatmak, sürdürmek gibi bir takım becerilere de sahip olması gerekiyor. İşte çocukların sosyal becerileri kazanabilecekleri birçok yollar vardır. Biraz da bu yollarla ilişkin bir şeyler paylaşmak istiyorum. Geliştirmesi gereken beceri ona bilgi vererek, model vererek, uygulama yapma fırsatları sağlayarak kazandırılabilir. Arkadaş edinebilmenin en iyi yolu arkadaş olabilmektir diyor Emerson. Çocuğa kapsamlı olarak bir sosyal beceri uygulamadan önce onu oluşturan alt beceriler hakkında bilgi verilebilir ve bir takım çalışmaları yaptırılabilir. Mesela arkadaş edinme becerisi oldukça karmaşık bir beceridir. Karmaşık bir sosyal beceridir. Selamlaşma, soru sorma, olumlu ifadelerde bulunma, davet etme gibi İçerdiği sosyal becerilerin çocuğa tanıtılması gerekir. Nasıl yapılabileceği ile ilgili örnekler sunması gerekir. Doğrudan ve yapmaları gerektiğini söylemek yerine bunun önemli olduğunu öğrenmelerine fırsat vermek çok önemli olacaktır. Öğrenme yollarından biri de insanların gözlemlidir. Dolayısıyla bir model olma, belli davranışları uygulayarak anne babanın özellikle davranışlarından etkilenerek kendi hayatına yansıtmayı tercih edecektir. Kızgınlığını uygun şekilde ifade edebilen bir anne baba böyle bir durumda nasıl davranılacağını çocuğuna da öğretmiş olur aynı zamanda. Arkadaş ilişkileri hakkında anne babalarıyla konuşan çocukların sosyal e, becerilerinin geliştiği de görülmektedir. Bu sohbeti kurmak, çocuklarıyla konuşmak, anne babanın duygusal ve sosyal yaşamına ilgi göstererek destek olmak, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak, çocuğun bir sosyal problem karşısındaki gösterebileceği becerilerin gelişmesine yardımcı olabilmektir. Efendim çocuğumuzun olumlu davranışlarına sahip arkadaşlar edilmesini hepimiz çok isteriz. Bu arkadaşlık tercihleri Aile, akrabalık bağları gibi kan bağı şeklinde değil. Çocuğun kendi tercihleriyle, kendi iradesiyle seslendirebileceği, kazanabileceği, uygulayabileceği bir özellik. Dolayısıyla çocuk kendi iradesini kullanıyor orada. Kendi tercih ediyor. Onu reddettiğimiz zaman e, onun arkadaşını değil esasında onun tercihini onu reddetmiş oluyoruz. O yüzden bu durumlarda... ...daha e, temkinli davranmanın doğru olabileceğini görüyoruz. Bunun arkadaşlık ilişkilerine, e, annenin, babanın tavırlarının arkadaşlık ilişkilerine hiç mi etkisi olmayacak anlamına da gelmemeli. Esasında çocuğun yaşadığı ev, evin bulunduğu sent, okuduğu okul, sanatsal ve sportif becerileri, hatta seçilen kurslar... Bunlar hepsi genellikle anne babanın tasarrufundaki şeyler. Dolayısıyla farkında olmadan zaman ve mekan zorunluluğu çevresindeki arkadaşlarını seçmelerini büyük oranda anne baba genel anlamda sınırlandırmış oluyor. Mutsuz evliliklerin sebebi aşkın eksikliği değil, arkadaşlığın eksikliği diyor Niş. Yine işinize işinize, sözünüze ve arkadaşınıza karşı dürüst olun diyor bir başka düşünür. Üstün Dökmen'in çok güzel bir sözü var. Çocuğunuzla arkadaş olmayın. Etkili anne baba olun. Çocuğunuzun hayatı boyunca pek çok arkadaşı olacak. Bırakın bir tane anne babası olsun diyor hoca. Sonuç olarak değerlendirecek olursak arkadaş edinmek yaşamın geri kalan bütün alanlarına da değer katacak bir beceridir. Bunun için ailelerin yapabileceği çok şey var. Mesela çocuğuyla paylaşmayı, başkasının duygularını anlamayı, duygularını denetim altına almayı, kurallara uymayı, cesaretli ve girişken olmayı saygılı olmayı, kendinden küçükleri sevmeyi, korumayı gibi, yardımlaşmayı gibi çeşitli sosyal becerileri, ilişkileri öğrenmesine büyük katkı sağlayacak, öğrenmelerini destekleyecektir. Bunlar mutlu ve doyumlu bir hayat için son derece önemli imkanlardır. Üniversite yaşamına ilişkin de birkaç söz söyleyerek bugünkü sohbetimi tamamlamak istiyorum. Üniversite yaşamında arkadaşlıkların yeri çok büyüktür. Arkadaşlıklar en zor zamanlarda ayakta durmanızı sağlar. Bazıları yaşam boyu da bunu devam ettirir. Ailenin yanından kopup gelmiş, ilk defa kendi ayaklar üzerinde durmaya çalışan birisiyseniz, bu arkadaşlık ilişkileri çok daha önem atfeder. Ancak en başlarda aile dışındaki insanla ilişki kurmayı öğrenmek de kolay değildir. Neyse ki üniversite yaşamını işte daha güzel kılan, etkili kılan, durumlardan birisi çeşitli insanlarla tanışmanıza veren o ortamları bulmanız, o ortamlarda yaşamanızdır. Üniversiteye yeni başlayan ve yurtta kalan öğrenciler için ilk arkadaşlık genellikle yurt odalarında başlar. Ee, yurtlar küçük ortamlar olduğu için oda arkadaşlarıyla en başından beri iyi ilişkiler içerisine girmek çok akıllı bir davranıştır. Evde kalanlar içerisinde de her gün evli okul arasında gidip gelen öğrenciler için ev dışında arkadaşlık kurmak da çok önemlidir. Sınıflarda, kafeteryada, öğrenci kulüplerinde, herhangi bir yerde sıra beklerken bile arkadaşlık ilişkileri kurulabilir, geliştirilebilir. Bilirim sen dostsun mezara kadar. Aramızda kopsa da fırtınalar, küçültmez bendeki değerini yapay azgın dalgalar diyor şair. Yani arkadaşlıklarda bazen küçük anlaşmazlıklar çıkabilir. Tabii ki bunu aşmak ve bu gibi durumlarda nasıl davranabileceğimiz becerileri ortaya koyabilmek çok önemlidir. Kıymetli dostlar, bugünkü e, biz ayrılan zamanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gönlüm dilime dargın, dilim gönlüme. Gönlüm duygularını anlatamadığı için kızarken dilime, dilim anlatamayacağı şeyleri düşündüğü için kızıyor gönlüme diyor Mevlana. Kendi haklarınızı korumak, hep kendi yolunuzda gitmek, ne de karşınızdaki bir şeyini bir şeye zorlamak ya da etki altında bırakmak değildir arkadaşlık. Diyorlar ki dost acı söyler. Acıyı söyleyene dost denilmez ki. Seni sevmeyen acı söyler, Dostun sana söyleyeceği acı dahi olsa senin canını acıtmayacak şekilde tatlı söyler diyor Şemsi Tebrizi. Yine dost göze sezdirmeden gözyaşı silendir diyor bir başka düşünür. Gül gibi görünüp diken gibi batandan, dost gibi görünüp yılan gibi sokandan Allah'a sığınırım diyor. Bir başka düşünürümüzde. Işte. Efendim iyi dostluklar, iyi arkadaşlıklar kurmanızı diliyorum. Samimi içten her şeyin paylaşılabildiği dostluklar kurmanızı temenni ediyorum. Haftaya aynı gün ve saatte konumuz kıskançlık olacak. Görüşmek üzere. Sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoşçakalın.